Kotor'dan ayrıldık. İşte bu iç denizin kenarını dolaşa dolaşa bulunduğumuz rakıma çıktık. 300-400 metre yukarı çıktık. Döne döne buralara kadar geldik. Manzara muhteşem. Hakikaten anlatmaya insanın bildiği kelimeler yeterli gelmiyor. Hakikaten güzel bir ortam. Bizim Göce'ye benziyor biraz. Aslına bakarsanız iklim özellikleri açısından da bizim Akdeniz bölgemizi hiç aratmıyor. Dolayısıyla çok fazla iklimsel olarak yabancılık çektiğimizi söyleyemeyiz. Kotor güzel bir yer ama Kotor için yapılan övgüleri düşündükçe ben biraz abartılı bulduğumu söylemek isterim. Güzel bir yer ama Kotor tabii ki burası değil. Şu anda başka bir belde burası. Kotor şöyle şu istikamette geride kaldı. Ama şu uçta da görüyor musunuz, fark ediyor musunuz bilmiyorum. İleride şu tam köşede, ben de kameramı çevireyim. Tam şu köşeden Adriyatik'e açılan iç denizin kapısını görüyorsunuz. Yani arka taraf Adriyatik'e açılan yer. Dolayısıyla burası bir iç deniz, sakin, sessiz bir liman, güvenli bir bölge. Daha evvel Kotor için söylediğim gibi bu tarafta, yani iç denizin kuzey tarafı, kuzey batı tarafı da gerçekten güvenli bir liman olarak görünüyor. Evet. İlginç. Nedir durumun? He? İyiyim. Uykusuzum biraz. Uykusuzsun. Ama güzel uyudun dün gece. Bilmiyorum ya. Biraz uykusuz hissediyorum. Ama şu manzaranın senin uykunu açması lazımdı ya. Ya manzara çok güzel zaten. Onunla ilgili bir problem yok. Manzara güzel. Ben burada selfie ile çekim yaparken kameramızda gördüğünüz gibi timelapse, time warp olarak çekime devam ediyor. Tabii ki bu duruşumuzun sebebini anlamak açısından eğer kaydı kullanacak olursak montajda, işte şu anda durma sebebimiz bu. Bulunduğumuz yeri anlamak açısından şu noktayı göstermek istedim. Hemen motorumuzun bulunduğu yerin aşağısındaki uçurumu görüyorsunuz. Şöyle bir ortam. Dolayısıyla navigasyonun azizliği bizi böyle değişik yerlere götürebiliyor. Şikayetimiz yok. Çok güzel manzaralar var çünkü.
kaskını.